Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün böyle bir program yapacağız. Sadece bir sene, aslına bakarsanız hani bir buçuk seneye de yakın ama ve sadece 20 küsür tane bölümden ibaret bir dizi Türkiye'de uzun süredir hiçbir dizinin yapamadığını yaptı. Hiçbir komedi işinin de yapamadığını yaptı. O eskilerde bildiğimiz Avrupa yakalarından işte süper babalara çok önemli büyük dizilerin kitlesine sadece 26 bölümde 26 mı 23 mü? 22. 22 bölümde keseriz abi. Keseriz tabii keseriz. 22 bölümde sahip oldu. Hepimiz birer Gibi fanıyız. Hepimiz daha da tuhaf olan bu kadar kısa sürede hayatımıza giren bir dizinin sloganlarını ezbere biliyoruz. Ve bugün o dizinin kahramanları aramızda az önce konuştuğumda konuğumuz Feyyaz Yiğit, sevgili Kürşat ve sevgili Kıvanç. Bir sürprizimiz daha var size. Aslında onlar kameranın öndeler ve Gibi deyince onların yüzleri geliyor aklımıza. Ama Gibi'nin Feyyaz'la birlikte hayatımıza girişinde birisi daha var. O da Gibi'yi yazanlardan biri. Türkiye'nin çok önemli kalemlerinden benim de çok sevdiğim biridir. Şu anda Londra'da sevgili dostumuz Aziz. Aziz Kedi de bizle beraber. Önce Aziz'e bir uzaklara hoş geldin diyelim. Aziz hoş geldin. Abi hoş bulduk. Teşekkür ederim beni de ağırladığınız için. Ben de dostlarım görmüş oldum. Seninle bizim ilk defa yüz yüze gelişimiz evet. Bu sanıyorum. Bu da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi sen Gibi yazan ekibin, ya ekip derken Feyyaz'la birlikte yazıyorsun. Evet. Bir Gibi nasıl geldi? Yani o kafaya nasıl geldiniz? Bir anlatır mısın Aziz? Abi bu Feyyaz'a o dönemki menajeri aracılığıyla ulaşan bize dizi yapar mısınız teklifiydi. Öyle başladı. Feyyaz da bu soruyu bana sordu. Abi dizi yapar mıyız dedi. Yaparız dedim. Nasıl bir şey falan diye ararken bana 3-4 yıl belki 5 yıl önce yazdığı çok küçük 3 tane hikaye gönderdi. Abi baksana bunlardan bir şey çıkar mı falan. Kendisi de umutsuzdu yani. Baktım ve çok güzel şeylerdi. Çok kısacık böyle yarım sayfa falan. Dedim ki Feyyaz bunlardan şahane dizi olur. Abi olur mu olur mu falan. Oradan çıktı. Bu bizim de daha evvel bildiğimiz kurallara uymayan, nasıl bir yere gideceğini bizim de önceden hesaplamadığımız bir şey olarak çıktı. Birkaç karar aldık yazmaya başlarken. Yani bu evren, bu dünya neye benzeyecek? Ona dair birkaç fikrimiz vardı. Çok hızlı yazdık ilk sezonu. Ve hiç ne rejisini ne aktörlerin nasıl oynayacağını çok hesaplayamadık. Ve sonuç çok güzel çıktı. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Biraz şansın da yardımıyla yarattığımız dünya çalıştı yani. O mekanik, o fizik kurallar çalıştı. Ya sen peki şu an ilk kez oluyormuş, hayatında ilk kez öğreniyormuş gibi dinliyorsun. Neyi? Anlatıyor. Hani bu işin içinde sen de varsın, farkında mısın? Anlatıyor. Şey Gibiydi değil mi? O şey. Gibi abi bizim. Ha, bizim Gibi. Hayır, o değilmiş gibi dinliyor yani. Hayır, şeyi fark ettim. Ne kadar sıkıcıymış şeyin hikayesi. Gibi'nin ortaya çıkış evet. Hikayesi. Hiç özel bir durum yok abi. Olur mu? Şey olmadı. Yapar Miami'deyiz. Öyle olmadı. Sen yani. Miami'de değilsin ama sen de tadında bir Londra'dasın tabii. Onu da yani. Londra'dayım. Biz Feyyaz'la ilk defa o orada ben burada çalışıyor değiliz. Bu bizim ya ikide film, bir film yaptık. İlkinde ben Türkiye'deydim. Yani deneyimimiz de var. Uzaktan yaptık. Bence biz böyle daha da iyi çalışıyoruz. Çünkü biz Feyyaz'la yan yana geldiğimizde inanılmaz kaytarıyoruz. Yani çok zor olur bizim konsantre olmamız ama belli bir süre hadi abi yemeğe gideceğiz eşimle falan gibi kısıtlar olduğu zaman gerçekten o internet süresinde çok iyi çalışıyoruz. Ben ondan çok memnunum. Ben de çok memnunum abi. Sohbetimizi ederiz. Evet. Bir fincan kahvemizi içeriz karşılıklı her gece yıllardır.